Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Osman'ın maceralarına Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Bugün güzel bir planımız var. Bugün harita üzerinden şöyle gideceğiz. Buradan kaleye gideceğiz. Kaleden de artık şu kısmı bir halledeceğiz. Gel bakalım, devam ediyoruz. Evet, yola çıkıyoruz. Şeye doğru gittiğimiz uzun tehlikeli yol. Güneye doğru. Ah be Fallout, keşke seni koklayabilsem diyeceğim ama büyük ihtimalle kötü kokarsın. Hazır doğuya doğru gitmişken şurada bir tane de emniyet müdürlüğü olacak. Ha, ulan dur lan, bunu yapalım. Evet, bir takım görevler bizi bekliyor. Ha, bu arka giyim, tamam hallederiz. Çabucak hallederiz. Yine bir kelime bir hedef koyup hedeften hemen nasıl da şaştım ama. İşte 146 kalite. Bu. Demek sen okey. Sen güvenlik görevlisisin. Ama burada. Bunu alalım. Oynatmamıza gerek yok. Şu değerli dostumuzun göreviyle alakalı. Aldığımız zaman. Oynatacağız. Bütün 8 kaseti de topladığımız zaman sonsuzluk kasetini yapabiliyor olacağız. O da bize çok yardımcı olacak. Bölge 8 kanıt terminali. Burada çok güzel şeyler var. Dur bakalım burada neler var. Okey, çok da şey yokmuş. Bazen böyle çok uçuk şeyler oluyor. Diyor ki bak burada bir tarikat vardı. Bunlar topluca intihar etti falan oluyor. Veya bir yerlerde böyle kaybolmalar oluyor. Açıklanamayan kaybolmalar falan oluyor. Çok ilginç olaylar oluyor gerçekten. Bu oyunda detaylar çok güzel. Çok güzel detaylar var. Eğer dikkatli bir gözle oynuyorsanız oyunu. Alalım bunu. Ne bu? Üniversite kampüsü bölgesindeki düşmanları temizle. Şunu hemen yapalım. Zaten dibimizde. Üniversite kampüsü aslında University Point diye bir yerleşim orası. Bayağı güzel bir yer. Güzel, inanılmaz, çok hoşuma giden bir hikayesi var. Çok güzel de bir ödülü var. Ama azıcık uğraştırıyor ödülü. Uğraştırıyor dedim, birazcık kafa yormak gerekiyor. Bazı şeylere bakmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Böyle çok net de bir görevi yok. Yani aslında biraz oyuncuya bırakılan bir şey. Yine bir gizemi çözüyorsunuz siz kendi başınıza. O çok hoşuma gidiyor. Ama işte şu an için yapacağımız bir şey değil. Şimdi büyük ihtimalle burada... Ben burayı temizlemişim zaten. Okey, gel bakalım. Okey, bu. Ah, okey. Bunu açıp kapıyorum. Umarım benim yerleşimimden gelmiyordur o. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Okey, Nick, hadi bakalım. Hücum. Şimdi bizim bir şeyimiz de her ne kadar şu an üzerimize zırh almış olsak da hadi be, adamın bağırdı ya. Gizli gizli hallederiz diye düşünüyordum ama. Birileri geliyor. Özür dilerim Nick, seni arkada bıraktım. Çünkü kendi taraflarımı kurtarmaya çalışıyordum. Nick çekilirsin. Aslında çekilirsen çok güzel olur Nick. Yes. Stealth kill baby. Ama yakında da ses duyuyoruz. Skyrim'den gelen bir demirci var demek ki buralarda bir tane. Boston'a kadar, çorak topraklara kadar göç etmiş. Böylece öldüler. Oh. Sarı uçuş kaskı. Yes. Oho. Çok iyi. Birilerine giydiririz. Ben bir şey yapmam da. Sen nesin? Nereye bağlanıyorsun ki sen? Ha, oraya ben açarım ki. Dedik ya Kore şey için. That's it. Oh, mis gibi. Üff.
Üf diyorum da öyle çok da etkileyici bir şey yokmuş. Ben sadece bir şeyler bulduğum için. Ooh, Carlisle Dactylo. Nice. Ooh. Abi kemikle ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Radyasyon aşkına, atom aşkına ne yapıyorsunuz ya? Bu silahları alıyorum ama geri koyacağım tabii ki hepsini. Burada ne var? İlaç vardır. Yok. Acaba köpek mamasını köpüşleri verdiğim zaman ne oluyor? Bunu da açayım da Nick sevinsin, böyle seviyor bilgisayarlara girince. Kendisi de bilgisayar olduğu için Spence olabilir mi diye bakıyorum. Başka S ile başlayan da bir şey var aslında. İşte böyle arkadaşlar. Neyin olmadığını anladıktan sonra ha, kilidi devre dışı bırak. Tamam. Kilit zaten. Ya bakın Valentine onu beğendi. Wow, sen bizden birini mi açtın ha? Falan diye. Çok ilginç abi, çok ilginç. Yani robotların psikolojisi çok inanılmaz. Hoş insanlara benziyor. Evet. Ben de sürekli buraları asarım. Kafataslarımı, kemiklerimi. İşte böyle detaylar ya. Adam kafatasını şeye falan asıyor. Buranın kilidini açalım hemen. Neydi? Askılığa asıyor. Şapkayı astığın yere kafatasını asıyor. Ya bunlar detay. Böyle bir sürü küçük detay. Korktum. Allah kahretmesin. Korktum ya. Füniyi de alayım hadi. Selam. Hey. Tamam yardım ediyorum merak etme. Özgür bırakacağım seni. İnsanları özgür bırakmak için geldim ben. Benimle birlikte mi geleceksin? Evine gitsene kızım. Ben burayı temizleyeceğim ya. Gel abi işine bak ya. Ben burayı temizleyeceğim. Tamam istersen peşime takıl. Umarım ölmezsin. Ama büyük bir ihtimalle öleceksin çünkü yani zor şeyler yapıyoruz burada. Büyük bir ihtimalle şurada benim birisi var. Nerede ya bu? Şu yukarıda gizli yazıyor ya ve etrafında parantezleri var ya. O ne kadar gizliye yakınsa o kadar tehlikeliyim demek. Yani birileri şey yakın bana. Çiftçi mi? Harekete geçiriyor onları. Kemikleri aldım ben. Kusura bakma ya. Yanlış anlama yani. Kemiklerle sabun. Kemiklerle sabun cümlesinin devamı iyi gelmeyecek gibiydi. Kemiklerle bir şey yapacağım ben değil de. Aslında kemiklerle bir şey yapıyorum. Kemiklerden yağ yapıyorum. Yaha. Acaba bossunuz kendisini gösterebilirse güzel olur. Aha, Barbar Grok. Kalıcı olarak yakın dövüşte kritik vuruşlar artı %5 hasar verir. Hiçbir işimize yaramayacak ama aldım. Çünkü konserve yapıyoruz. Bant paketi. Ooh. Buraya yerleştiğinizde bütün iskeletleri, kemikleri oldukları yerde mi bıraktınız? Çok ilginç. Az önceki abla da hala peşimizde ha. Yani sen ne yapıyorsun? Hadi gitsek ya, güvenli bir yere mi çekilsek gibi bir şey. Yok, o çok okey buna. Öldürelim, öldürelim. İyi, iyi. Şey yapalım. Ölsünler şerefsizler falan diye. Gerçekten operasyona katılıyor. Selam, şimdi. Burası da ilginç bir yer böyle. Oturuyorlar buraya. İçiyorlar biralarını. İnan güzel bir ortamları var. Neredeyse kötü hissettim. Seni alacağım çünkü ayıcı evime koyacağım. Madem bunu yaptık, Oberland istasyonuna da gidelim. Buradan hiçbir yere çıkamadık gerçekten. Kötü oldu bizim için. Ve gerçekten hedefimize devam edeceğiz artık. Abi evet. Ay bunun için bir yer lazım. Sana buraya koyayım mı? Çok mutlu oldum şu an. Şu an inanılmaz mutlu oldum. Otomatik olmayan tüfeklerle %80 fazla hasar verirsin ve rakibinin zırhının %25'ini görmezden gelirsin. Sonraki seviye ise %100 hasar verip %30'unu görmezden geliyorum. Şimdi %100 hasar falan bunlar iyi de rakip zırhının %30'unu falan görmezden gelme bunlar müthiş şeyler. O yüzden bunu alacağız. Çünkü müthiş zırhı olan şeylerle karşılaşacağız. Ben gerçekten yarım saat boyunca hiçbir şey yapmamışım. Evet. Bu da böyle bir oyun artık. Ne yapalım? Neler olduğunu çok anlamadım ama ben şuraya bir bakacağım izninizle.
Burada malzemeler var gibi çünkü böyle. Wow 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 wow. Nereye sıkıyorsunuz oğlum siz? O taraf normal olması lazım. Aç bakayım burayı. Açamadım. Neden açamadım? Açılmıyor. Ha buradan giriyormuşum zaten. Yasak mı? Kapı diğer taraftan engellenmiş. O aşağıdan giriyoruz. Nasıl gireceğiz lan buraya? Gerçekten aşağıdan mı gireceğiz? Yukarıdan bir yerden giriş yok mu? Ha yok, yukarıdan giriş var. Dur bir dakika hocam, yukarıdan giriş var. Yukarıdan giriş var. Gördüm o yukarıdan olan girişi. Aynen sanırım buradan gireceğiz. Hadi. Hadi. Hadi oğlum be. Yaparsın be Osman. Ya abicim bir gidin lan. Bir tane daha gelecek şimdi. Dur bakalım bir şey deneyelim o zaman. Önce şuraya çıkalım. Çıkamıyoruz ya. Çıkacağım lan. Heh. Oh. Ha, sıkarsa buraya gelin ha. Aha. Bazen böyle küçük platform oyunları oynatıyor Fallout gerçekten. Ama üstesinden geliyorum gördüğünüz gibi. Buradaki her şeyi zaten hallettim. Sen nereden çıktın az önce? İyi iş, iyi halt ettin. Yalnız değil miyiz Nick? Oh, wow. Şurası mı açılacak? Yes. Burası neresi? İşe yarar taret mi? Ne? İzninizle oraya gideceğim. Ordu terminali. Ordu terminaline gerek var mı ya? Şunu mu açacak? McDonald'ı tekrar deponun yakınlarında görürsünüz. Onu askeri hapse atın ve bana getirin. Çavuş Rice. Anlaşıldı. Bu şu yüzden var. Fallout'un bombalar düşmeden önceki yıllarda Amerika büyük bir krize giriyor. Kıtlık var. Yiyecekler yetişmiyor. Enerji sorunları baş gösteriyor. Yani çok belli bir kesimde toplanıyor bu sorunlar. Böyle olunca olağanüstü hal falan ilan ediliyor. Olağanüstü hal ilan ediliyor. İsyanlar falan çıkıyor. Ama tabii iç savaş falan gitmiyor bu durum. Yine de ordu falan devreye giriyor. Polisler falan sokaklarda geziyor gibi bir durum oluyor. Ben şunu alırım. Bu nereye çıkacak ya? Ben buraya hiç girmemiştim ama. Ben buraya ilk kez şu an sizinle birlikte geliyorum. Oo, bu ne? Ben buraya ilk kez sizinle birlikte geliyorum arkadaşlar. Değerli apaplarım. Oo! Evet. Özür dilerim, bu benim hatam. Fare dişini alırız. Nükleer malzemeyi alırız. Oo, burası ne ola ki? Burası ne ola? Güç zırhı istasyonu var abi. Burası ne böyle? Ohoho! Her şeyden fazla sigara ve vodka var. Aha tabu dövmeleri. Aha! Yeni dövme çeşitleri yaptırabilirsin. Yani okey. Böyle bir şeyimiz olursa devreye güneş gözlüğü. Oh yeah! Dedektif Perry'nin holotape'i. Dedektif Perry. Jack, this is Perry. What's taking you so long, cuz? You should have moved more than half this stuff by now. I've got that sanctimonious prick McDonald breathing down my neck. Partner my ass. We gotta get this stuff out of here and skip town before Reese catches on. We'll let his dumb ass take the fall for this and come back in a week or so and say our grandma was having health problems down in New York. Just make sure you're ready tonight. Who's there? You better show yourself, asshole. Allah, bir şekilde ölmüş bu. Oh! Yapabiliyor muyuz ya? Bak geri kaçtılar. Burası nereye gidiyor ya? Diğer taraftan mı giriyorduk acaba? Yoksa? Yok, diğer taraftan girilmiyordur bence. Hocam selam, gelin bakalım buraya. Gelin bakalım, gel.
Oo, anlaşıldı. Oo, biz nereye geldik be abi? Hafif belalı. Oo, okey. Belalı bir yere geldik. Hafif bir heyecan yaptım, hype yaptım. Wow, bu ne diye. Oh, ne? Ne? Dondurucu füze atar mı? 10 kriyo hasar verir ve kritik vuruşları düşmanı dondurur. Okey. Okey. Sen de mi? Kanlı bor anahtarı. Neymişsin hocam sen? Sağlığınız düşükken daha çok hasar vermenizi sağlar. Hiçbir işime yaramayacak. Ama satarım birisine. Size... Ağacım yeter be. Nasıl buluyorsunuz ya bizi? Daha fazla mı geliyor? Yok. İleri doğru gidelim. Ha, şurada bir şey var. What's that? Burası bir tünel ve olduğu gibi hortlaklarla dolu ve biz şu an buraya girmiş olduk. Yanlışlıkla. Aynen. Oo. Ayıcık. O farklı büyüklüklerde ayıcıklar var. Minik ayıcık. Abi bu ne? Herkes hoş geldi diyor. Anladım. Oo. Ürküç, ürkünç şeyler. Bir ayıcık bir diğer üzerinde ameliyat yapıyor. İşte bunu diyorum abi. Böyle küçük detaylar, hoş şeyler yapıyorlar. İşte hoş olmayan şeyler yapıyorlar aslında ama benim çok hoşuma gidiyor. Laboratuvar şişesini ne yapayım? Şey çok ilginç. Büyük bir ihtimalle burada bir filmi şey yapıyorlar. Bakın. Bir film sahnesini ayıcıklarla reenact ediyorlar. Çünkü bir ayıcık burada o şeyi sürüyor. Bir başkası üzerinde şey var, ameliyat yapılıyor. Arka tarafta ayıcık, çocuk ayıcıklar var. Ancak öyle şey yapabiliyorum. Burası büyük bir ihtimalle batıya çıkıyordur. Commonwealth, aynen. Nereye çıktığına bir bakalım. Hiç buraya geleceğimi düşünmemiştim. Fallout gerçekten böyle bir oyun ya. Fallout gerçekten İnsanı oradan oraya sürükleyen bir oyun. Ben ilk kez gelmemişim tünele de o tünele girdiğimiz eve ilk kez girdim. Öyle şey anlamaya çalışıyorum. Acaba burada bir yerleşim var da hepsi hortlağa mı dönüştü yoksa trafikte sıkışanlar mı burada hortlağa dönüştü gibi mesela sorular var bu yer hakkında ve ya böyle araştırmaya çalışıyorum onu da ara ara. Aynen. Hangman Sokağı'nın yanına geldim daha çok. Mass Pike Batı Tüneli. Selam. Ayağa kalkmak isteyenler yok. Çünkü ölmüşsünüz siz. E ben batıya gidecektim. Şey doğuya gidecektim. Batıya gider oldum. Haritada açayım bari onu. Hangisi? Oo, güzel. Güzel görünen şey. Glowing Sea. Radyasyon dolu. Radyasyon dolu bir yer. Burası da güzel bir yer. O zaman burayı bir keşfedelim ve keşfettiğimizde kalsın. Daha sonra devam ederiz. Oo. Sen de ilginç böyle beyin mantarı mı? Çıkarttı sesi hiç hoşuma gitmedi. Siz de böyle ölmüşsünüz. Okey. Nick Valentine'mış bu. O efsanevi Yaogoy. Öldün mü oğlum sen ha? Hadi bakalım. Efsanevi misin sen? Efsanevi miymişsin sen? Öldün. Oo. Yagua kürkü ne kadar? Hiç de şey değilmiş. Gececi minigun. Geceleri daha çok, gündüzleri daha hasar vermenizi sağlar. Şöyle bir çarpalım da peki. 274'ü ben işte çarpsan nereden baksan kar bu. Nereden baksan kar. Neyse buradan Oberland istasyona devam edelim. Oradan Hangman Sokağı'na geçerken başta yine satarız. Abi çok ilginç. Bu oyunun insanı nasıl böyle elinde oynatması müthiş bir şey ya. Abi çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Bunun ne kadar
nadir ve hoş bir şey olduğunu insanlar çok farkına varamıyor ama bunu işte her oyun yapamıyor. Son zamanlarda çıkan oyunların ve en azından Fallout 4 çıktığından beri çıkan oyunların %99'unu insanlar hadi ben bu oyunu bitireyim de bitirmiş olayım diye oynuyor. Yoksa böyle abi işte oradan bir kapıya giriyorsun, kapı seni bir yere çıkarıyor. Sonra efsanevi başka bir yaratıkla karşılaşıyorsun, bir şeyler topluyorsun falan filan derken başka işlerini hallediyorsun gibi bir durumu o kadar çok yaşamıyorsunuz çoğu oyunda. İşte Skyrim'de yaşıyorsunuz, Fallout 4'te yaşıyorsunuz. Göreceğim. Göreceğim. Sizi de giydireceğim biraz sonra. Çok yanlış geldi kurallar ama anlayacaksınız. Selam. Bye. Uykuda öldürebiliyorum bakalım. Ayağa kalk. Yavaş. Hiç ağırdan ama yavaş. Aynen. Ne demek? Okey, o zaman şöyle yapabiliriz izninizle. Ben içinizden birisini. Evet, Güneşli Kooperatif. Yıldız Sineması, aynen. Ya abi şey çok güzel olurdu ya. Ben bu keşke bir şu rayları falan kullanabilsek. Hani kullanamamamıza çok üzülüyorum ya. Oradan çekilir misin? Teşekkürler. Aniden kullanamıyorum ben bunu. Aynen böyle görünsün bakayım orası. Çok da kötü göründü ama. Oo. Evet. Evet. Bu okey. Hocam sen böyle kullan tabii bu topu sen. Ho. Tamam arkadaşlar bu mahşerin iki muhafızıyla birlikte, üç veya artık whatever muhafızıyla birlikte bu bölümü burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen like'larınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda esirgemeyin. Standart şeyde biliyorsunuz zaten. Aşağıdaki linklerde ilgilenebileceğiniz, aşağıdaki açıklamalarda ilgilenebileceğiniz bir sürü link bulabilirsiniz. Bir sürü başlık bulabilirsiniz. Hayatta mutlu, huzurlu, yüksek çözünürlükte keyifle kalmanız dileğiyle. Bye bye.